Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere akses veri tabanı programını anlatacağım. Akses veri tabanı programında tablo oluşturup ilişkilerin nasıl yapıldığını göreceğiz. İlk başta başlat tutamından Microsoft Access 2010 sekmesini tıklayarak programımızı açıyoruz. Buradan yeni bir veri tabanı açmak için boş veri tabanını tıkladıktan sonra veri tabanımızın ismini verip oluştur sekmesini tıklıyoruz. Karşımıza ilk olarak tablo oluşturma ekranı gelmektedir. Alan vermek için buradaki oka tıklayarak veri biçimimizi seçiyoruz. Veri biçimimizi ilişki kuracağımız için ilk alanımızı sayı olarak seçiyoruz. Daha sonraki alanlarımızı metin veya veri tipine göre seçebilmekteyiz. Kimlik alanı birinci anahtar olarak geçmektedir ve otomatik sayı veri tipini almaktadır. İlk alanlarımıza isim vermek için üzerine çift tıklayarak isim verebiliriz. Yine tablomuza veri girişini de buradan yapabiliriz. TTLS'ye tuşuyla tablomuzu kaydedebiliriz. İsmini de burada verebiliriz. Genelde küçük harf kullanmayı öneririm. Ve Türkçe karakterleri isimlendirmelerde. Yeni tablo oluşturmak için oluştur sekmesinden tabloyu tıklıyoruz. Yine kimlik alanımız geliyor. Buradan istediğimiz veri biçimini seçiyoruz. Yine üzerlerine çift tıklayarak isimlerini değiştirebiliyoruz. Tablomuzda yine de TMS tuşlarıyla kaydedelim. Örnek iki tablomuz oldu. Burada da gördüğünüz gibi. Şimdi veri tabanı araçları sekmesinden ilişkiler sekmesinden tablo ilişkilendirme bölümümüzüne geliyoruz. İlk olarak karşımıza bu küçük panelleri açıyor. Burada hangi tabloları ilişkilendirmek istiyorsak o tablolarımızı ekliyoruz. Seçilmiş tabloyu seçtikten sonra ekleye tıklıyorum. Tabloları ilişkilendirme ekranına getiriyorum. Tabloyu ilişkilendirirken dikkat edeceğimiz hususlar, birinci anahtarımız sayısal bir veri tür biçimi olan alana denk gelmektedir. Yoksa ilişkilerimizde sıkıntı yaşanabilir ve olmayabiliyor. Buradan otomatik sayı veri biçimi olan kimliğimizi okunma üzerine götürüyoruz. Üzerine götürüp taşıdığımızda bize bu ekran geliyor. Burada ilişki türü birden çok olarak gözüküyor. Eğer kimlikten kimliğe götürseydim birebir olurdu. Burada bir birinci anahtardan başka bir alana gittiği için birden çok gözüküyor. Oluştur dediğimizde iki tablo arasında bir bağlantı olduğunu görüyoruz. Bunu istediğimiz zaman üzerine gelip tıklayıp delete'ye bastığımız zaman silebiliriz. Üzerini seçip delete'ye basmamız yeterlidir. İlişkimizi oluşturduktan sonra yine CTRL'si ile ilişkimizi kaydediyoruz. Burada tablolarımızı açarak ilişkimizin kaydedilmediğini görelim. E,
ilişkimizin olup olmadığını görmemiz için kimlik alanımızda yanında artı sekmelerinin geldiğini görmekteyiz. Bu artı sekmeleri bize veri tanımımızda ilişkileri oluşturduğumuz göstermelidir. Artı sekmemize tıkladığımızda birinci sırada ki kişinin adı soyadı gelmektedir. İkinci sırada iki kişinin adı soyadı gelmektedir. Burada memleketlerini görmekteyiz. Ve yaptığımız bu hazırladığımız ilişki kurduğumuz ve hazırladığımız veri tabanımızı Vue Studio'da projemize de ekleyebiliriz. Bunun da size gösterimini yapmak istiyorum. Vue Studio 2010 açtıktan sonra ne projekten projemizi açıyoruz. Yeni proje açıyoruz. Buradan VPN application'ı web sekmesinde ilk başta projemizin nereye kaydedileceğini seçebiliriz. Ve projemizin isminin ne olacağını yine buna da ilişkiler diyelim. Nasıl üstüne kaydedelim? Nasıl üstüne? Yine nasıl açalım? Hadi ilişkiler olsun. Başlığımızı seçelim. Buradan Windows'tan Windows Phone application'ı seçtikten sonra OK diyoruz. Windows Phone application'ın ana menüsü ekranımıza geldikten sonra sağ tarafta veri tabanımızın ismi bulunan ilişkiler yazısının üzerinde sağ tıklayış ekle yeni items, new items'i tıklayarak buradan data data seçeneğini tıklayarak gelen pencerede bir veri tabanının bağlama pencerisidir. Buradan aralık çubuğumuzdan table adapter'ı seçiyoruz. Buradan hoyasinderden ne tür bir veri tabanı bağlayacaksak o veri tabanı seçiyoruz. Şu an biz access veri tabanı kullandığımız için access database file yani access veri tabanı dosyasını seçiyoruz. Continue diyoruz. Gelen pencerede veri tabanımızı seçiyoruz. İlişkiler. Veri tabanımızı seçtikten sonra OK sekmesine tıklayarak yaptığımız ilişkilendirme tablodan ilişkilendirme veri tabanını Vue Studio programımıza ekliyoruz.